Merhaba sevgili Frekans Adam takipçileri, ikinci podcast yayınına hoş geldiniz. Sloganımız belli, sen hangi frekanstasın? Birçok kişinin her anlamda ihtiyacını karşılayabilecek ZTE Axon 7 modelli telefonu yakından tanıyacağız. Hem müzik dinleyeceğiz, hem de bol laflı ve teknik detaylı bir program olacak. Aynı zamanda sizi şaşırtabilecek test sonuçlarına ulaşabileceksiniz. Bu programın yazılı halini, telefonun örnek fotoğraflarını ve test sonuçlarını sitemize girerek de bulabilirsiniz. Açıkçası bu podcast'in hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bence şimdiden çaylarınızı hazırlayın. Birazdan başlarız. Hatırlarsanız bir önceki programımızda dünyanın en güçlü ve kaliteli ses performansını sergileyen telefonunu seçmiştik. HTC 10. HTC 10 gönlümüzü fethetmeye yetmişti. Bu program ise daha da çılgın olacak. ZTE'nin yeni telefonu, daha doğrusu yeni canavarı Axon 7, Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'den daha güçlü olma iddiasıyla ortaya çıktı. Bugün bu iddia ne kadar doğru ve fiyat performans anlamında şu anda Axon 7 hangi konumda değerlendireceğiz? Hem daha uygun fiyatıyla dikkat çeken, hem de özellikle yeni teknolojiler anlamında donatılmış telefona bugün yakından bakacağız. Amerika'da 450 dolar ve Avrupa'da 409 euro fiyatlarında son kullanıcıyla buluşmayı hedefleyen ZTE, Axon 7 modeliyle karşımıza hangi fiyatlarda çıkacak bilmiyorum. Açıkçası yurt dışında 400 dolar gibi bir fiyata satılan ürünler, genelde ülkemizde 2500 TL civarlarında bizlere ulaşıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerek vergi gerekse de piyasadaki kar etme oranları yüksek olduğu için buradan en karlı çıkan son kullanıcının olmadığını söyleyebilirim. Daha oranlı ve tutarlı fiyatlarıyla teknolojik ürünlerin herkesin faydalanabilmesi ve hayalindeki cihazlara kavuşabilmesi adına ayarlanmasını diliyorum. To hell with your lies, I am not blind, I see a disguise. We are all one connected, and lately I've been feeling tempted to let go of all of the wreckage that the powers in this world have projected. There is the room for the fear, age of divisions is finally here. Reminiscing on each one of my tears, the intuition's been... Şimdi lafı bir kenara bırakıyorum ve telefonumuzun detaylarına geçiyorum. iPhone ve Samsung'un pahalı modellerine alternatif olarak gösterilen ZTE Axon, tamamen metalden oluşan gövdesiyle dikkat çekmekte. ZTE Axon'un tamamen metalden oluşan gövdesi, BMW için çalışan tasarımcılarla birlikte oluşturulmuş. Yine de belirli noktalarda fiziksel olarak geri kalabiliyor. Açıkçası çok dikkatli baktığınızda, tasarım bakımından HTC One serisini andırmıyor değil. Axon 7, popüler olmaya başlayan arka hoparlör tasarımı yerine, ön yüzeyde direkt ses teması açısından avantajlı olan bir tasarım izlemiş. Açıkçası benim daha çok hoşuma giden bir tasarım anlayışı olduğunu belirtmeliyim. Şimdi arkadaşlar, AMOLED 5.5 inç 2K çözünürlüğe sahip bir ekranla gelen telefonumuz 7.7 mm kalınlığa sahip LG G5 ve 7.9 mm'lik Galaxy S7 karşısında 8.7 mm'lik oranıyla biraz terliyor. Ağırlık bakımından da Samsung Galaxy S7 ve LG G5'ten ortalama 25 gram daha ağır. Marshmallow 6.0 ile gelen üründe en dikkat çeken noktalardan biri dokunmatik ve otomatik fokus özellikleriyle donatılmış 20 megapiksel, 1.8 diyafram oranlı arka kamerası oluyor. Yine 8 megapiksel ön kamerası da günümüz beklentilerine ayak uydurur nitelikte. 2160p 30 kare saniye oranında video çekim gücüne sahip Axon 7, 2.2 GHz 4 çekirdekli Snapdragon 820 işlemcisi ile gelmekte. 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gönül fethetmeyi hedefleyen ZTE Axon 7, 4 GB bellek ile gelmekte. Eğer yüksek kapasiteli modeline yönelirseniz 6 GB bellek size merhaba diyor. Daha çok dikkatimi çeken bir diğer nokta da ses çipi oldu. Thank you.
telefonun ses çipi Dolby Atmos teknolojisiyle donatılmış. Gerçekçi ve nefes kesen bir deneyim tadabilmemiz adına gerçekten iyi düşünülmüş. 32 bit destekli çipimiz aktif gürültü önleme teknolojisine sahip. Dahili mikrofonun sayesinde kulaklıkta özellik bulunmasa da dış dünya ile bağlantımızı kesme konusunda bize yardımcı oluyor. NFC, Type-C ve Bluetooth 4.2 gibi birçok yeni özellikle donatılmış ürün. Arka yüzeyde parmak izi sensörüyle gelmekte. Adreno 530 grafik işlemciyle gelen telefonda ek olarak microSD slotu da bulunuyor. Telefonumuzun batarya kapasitesi hususunda birazcık daha S7 ve LG G5 ve aynı zamanda HTC One'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Axon 7'deki kart yuvasını ikinci sim kart yerine de kullanabilmemiz çok hoş olmuş. Telefonun LG G5 gibi modüler özelliklerinin olmadığını ve bataryasının da sabit olduğunu belirtmeliyim. Açıkçası 450 dolarlık yurtdışı fiyatı Galaxy S7 ve iPhone 6s gibi telefonlardan daha uygun görünüyor. Uygun fiyatlı yüksek performans arayanlar için ilaç gibi bir telefon olduğunu düşünüyorum. Magnetometer, uzaklık sensörü, ivme ölçer, jiroskop ve ışık ölçer özellikleriyle donatılmış ZTE Axon 7, genel özelliklerine de bakıldığında müzik sever ve aynı zamanda da video severler için biçilmiş bir kaftan gibi duruyor. Son olarak 3D Mark Ice Storm testinde Samsung Galaxy S7, LG G5, HTC One ve Google Nexus 6P'yi geride bıraktığında görebiliyoruz. Uzun lafın kısası, eğer çok fazla inceliğe ve sadeliğe tutulmam, hafiflik takıntım yok çünkü ben performans adamıyım diyorsanız, daha uygun fiyatlı bu canavarı sizlere fazlasıyla öneririm. Bugünlük de podcast yayınımızın sonuna geliyoruz. Eğer konsepti beğendiyseniz paylaşmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Umarım eğlenceli bir program olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. As most experts agree, our economy is in a recession. To renew our economy and to ensure that we are not doomed to repeat a cycle of bubble and bust again and again and again, we need to address not only the immediate crisis in the housing market, we also need to create a 21st century regulatory framework, and we need to pursue bold opportunity agenda for the American. Yo, today I stand before you with a statement of stealth. My running mate is double up, I'll introduce myself. You see, my name is Chase Sparks, and I'll be running for office. People screaming landslide, you damn right, cause it causes all the people getting tired of your consecutive term. Cause while your ass was up in office, here's the shit that we learned. We saw you put on all your peoples, but the niggas was ass. Disintegrated all the budgets with corruption and fads. It's past talking cause we walking, and this game's in this code. A bunch of old motherfuckers that just won't move over. So we gon' run up in the office, then we take it by force. We be the younger generation, we got next in the course. You had your reign to see the game and it changed, but still you never win. Cause when you're old, your greatest fear is that you'll be irrelevant. But fuck that, I'm about to take the office straight drama. It's Chase Sparks, I be the hip-hop Obama. And warned against doing too much. His main proposal, extending tax cuts for the wealthiest American. Yo, the first thing I do when I get up in the office, purchase every MCM mic, just wear the Porsche whip. Second thing I do is when I get up in the office, make that fucking order tune illegal, no bitch. Make KRS-One and Daddy Kane a governor. Marley Marl and Grandmaster Flash and yeah, we loving ya. Some of ya steady ride dick of the president, even though he never did.